Günaydın arkadaşlar. Sabah kalktım. Kalkar kalkmaz size bir şey göstermek istedim. Dün akşamdan bir detoks suyu hazırladım kendime. Ama internetten falan alıntı değil, kendim kafamdan uydurmaca yaptım. İnşallah işe yarar. Şöyle bir göstereyim. İçinde ne var? Chia tohumu var. Chia tohumu kattım. 2 kaşığa yakın. Bir limonun suyunu sıktım, kabuklarını da limonla attım içine. 2 tane salatalık doğradım içine, bölüp attım. Bir de taze nanem bitmiş, kuru nane attım. Bugün akşama kadar bu suyu bitirmeye planlıyorum. İşe yararsa bakalım, 3 gün tekrarlayacağım bunu. Vücuttaki ödemleri atalım bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi sizin de gözlerinizin önünde bir bardak bir denemek istiyorum ben. Bu yaptığım detoks suyunu. Aslında aç karnı içeceğim diye planlamıştım ama kafamdan uydurmaca bir şey olduğu için hani olur ya, bilmiyorum, belki mideme ağır falan gelir diye içmek istemedim aç karnını. Şu an kahvaltımızı yaptık. Eşim de bugün izin aldı. Birkaç evle alakalı işler var. Onları halledecek. Öyle bir bardak bakalım bir içelim. Şöyle bir bardak deneyelim bakalım. Hatta önce bir karıştırsam mı ki dedim de. Herhalde şöyle bir karıştıralım ya. Şöyle dibine çökmüş chia tohumları. Ay, görüntüsü çok kötü. Sesim de gitmiş, dün üşüttüm biraz. Sanırım şöyle. Çok kötü görünüyor. Limon ve nane kokuyor. Kokusu çok güzel de görünümü çok kötü. Ay, böyle parçacıklı parçacıklı. Arkadaşlar, görünümü gibi tadı kötü değil ya. Şuraya bir oturayım. Ekşi biraz. Limon katmıştım ya içine. Bence tadı güzel. Bence gayet güzel tadı. Yani şey gibi. Zaten o chia tohumu falan ben daha önce yoğurtla denemiştim. Tadı tuzu olmayan bir şey. Böyle bir sıvı salıyor içine. Yani görünüm de hoş durmuyor ama arkadaşlar, bence tadı bildiğiniz şey ya, hani böyle hastalandığımız zaman nane limon yaparız ya. O sıcak olur, bu da soğuk. Aynı onun gibi. Ama tabii şu dibindekileri nasıl içeceğim? Dibinde çökenler chia tohumu. Dibi biraz kötüydü. Denedim. İnşallah işe yarar. Arkadaşlar, ben böyle diyet dönemlerinde olsun, olmasın veya fark etmiyor. Yani çok vücudum aşırı derecede ödem tutuyor benim. Zaten tuzluyu da hani seviyorum, yiyorum. Tuzsuz çok bir şey yemiyorum ama eskisine nazaran çok 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 dikkat ediyorum yani. Bakalım. İnşallah işe yarar. İşe yararsa siz de deneyin yani. Şimdi şu mutfağıma bir göstereyim size. Kahvaltı yaptık arkadaşlar. Kahvaltı sofram duruyor daha böyle. Mutfağım berbat şekilde. Ben de üstüm, başım, saçım berbat şekilde. Önce mutfağımı falan toparlarım. Evleri falan toparlayacağım. Sonra üzerime şöyle doğru düzgün bir şeyler giyeyim. Saçıma, başıma bir çeki düzen vereyim.
Sonra güzel sizinle akşam yemeğimizi yaparız bakalım. Evet arkadaşlar, mutfağımı da toparladım. Bulaşıklarımı falan hallettim. Bu arada size küçük bir mutfak turu yapmak istiyorum. Şöyle. Burada yemek masam var arkadaşlar. Pembe çiçekleri var. Yine böyle pembe kahve tonlarında bir halım var. Şöyle geliyoruz. Böyle burada iki tane şirin tablom var. Bunları Eskişehir'den almıştık annemle birlikte. Çok seviyorum bunları. Böyle masamın görünümü. Yine böyle burada bir ekmekliğim var. Ekmeklik dolabım, altları çekmeceli. Çok kullanışlı bir dolap bu. Bunda üzerinde böyle çay, bitki çayları. Bunda da tuzum var. Şöyle gösterdiğim zaman, gördüğünüz zaman şurada giriş kapısı var. Şu şekilde. Çok büyük değil mutfağım ama yetiyor. Mutfak dolaplarım da böyle arkadaşlar. Kahve ama çok büyük mutfak dolaplarım ve çok kullanışlı. Böyle burada yine aygazım var. Çalışmayan bir aspiratörüm var. Çalışmıyor. Bozuk. İlk düğmesine basladığımda patlamıştı. Böyle çekmecemde havlularım var. Yine dolap düzeni olarak gösteririm bir ara. Yine burada da böyle tüpüm, yağım falan var. Burada baharatlıklarım var. Hemen elimin yanında böyle aygazda yemekleri kullanırken rahat oluyor. Bunda çay şekeri var. Bunda da arkadaşlar benim olmazsa olmaz dökme yeşil çayım var. Sallama kullanmıyorum genelde. Dökme kullanıyorum evimde. Ama başka bir yere gittiğim zaman falan misafirliğe sallama çay iyi oluyor. Öyle arkadaşlar. Dediğim gibi evim kira. Ve şu lavabonun böyle kenarı tamamen çizik böyle çatlamış. Ortası da yani ne yaparsam yapayım arkadaşlar çıkmıyor bu leke. Yani mümkünatı yok, çıkaramadım. Terledim, çizildi ama yine çıkmadı. Önerileriniz varsa söyleyebilirsiniz. Böyle bu şekilde. Burada da böyle bir çöp kovan var. Bu hiç sevmiyorum. Tezgahın üstünde olduğu için. Bir de şu dolaba asılan çöp kovaları var ya mini mutfak için. Çok hoşuma gidiyor ama hiçbir markette bulamadım onu. Yine onu bulabileceğim bir yer varsa onu da yorum olarak alta yazarsanız çok mutlu olurum. Yine böyle bulaşık makinem arkadaşlar. Çamaşır makinem de mutfağa yer yapmışlar. İkisi yan yana duruyor. Burada mikrodalga fırınım var. Burada detoks suyum içiyorum. Bunu akşama kadar bitireceğim. Burada da işte günlük 3 litre su içmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şişem de bu. Sürekli bununla içiyorum suyumu. Burada bir tane horozum. Bir tane de film var. Yine bunlar da Eskişehir'den. İşte Eskişehir'de o kadar güzel yerler var ki hem de fiyatları çok uygun. Genelde böyle mutfak icik cicik malzemelerimi falan böyle Eskişehir'den almaya dikkat ediyorum. Bu da bir adet sarımsak arkadaşlar. Dünden burada kalmış. Hala burada çünkü illaki bir yemeğim için kullanacağım. Şöyle hemen ufaktan şuraya göstereyim. Dağınık arkadaşlar şu an, çok hanımefendiler toplu değil. Burasını zaten kullanmıyorum. Borcamlarım, robotlarım, şeyler, tepsilerim falan var. Buraya da göstereyim. Buraya da biz bu evi taşınalı daha bir ay oldu ya olmadı. Daha yeni yeni hani düzen kuruyoruz. Kendi evimde kira. Yani kavanozları da işte şu şekilde kullanıyorum kavanoz. Bildiğiniz bu kiloluk kavanozlardan. Şunlar da benim eski baharat takımlarım. Bunda da yine içinde susam. Ne bileyim işte aklıma gelmiyor ya. Susam, işte çörek otu. Ne bileyim Hindistan cevizi falan falan var. İşte burada böyle erzaklarım var arkadaşlar. Biraz dağınık, kusura bakmayın. Şöyle. Burada da böyle kullandıklarım var. Buraya düzene sokacağım. Şöyle cicili bir cicili kavanozdan almak istiyorum ama bir yandan da almak istemiyorum. Çünkü kendi evim değil. Çok da bir düzen oturtturmak istemiyorum. Böyle buzdolabım arkadaşlar. Üzerinde de fırınım var. Yine fırınım şurası sapsarı. O da hiçbir şekilde çıkmıyor. Sinir oluyorum ona yani. Çok da net gözüküyor. Böyle buzdolabım. Yani mutfağımın görünüşü böyle. Şurada da böyle minik patates ve soğanım var. Arkadaşlar bunları da Eskişehir'den aldım. Oradan getirdim. Yani leğenlerime kadar oradan alıyorum. Burada da canım anneciğimin yapmış olduğu kuru patlıcanlar, kuru biberler var. Öyle mutfağımın görünümü bu şekilde. Şöyle göstereyim.
Bu şekilde. Çok da büyük bir balkonum var. L dönüyor. Orada da ön tarafa halı falan serdim. Çiçeklerim var. Yine orada da şöyle oraya da bir kısadan şöyle göstermek istiyorum. Pis daha temizlik yapacağım. Şöyle bir masa sandalyem var. Burada kornaş yapmışlar arkadaşlar balkona. İki tane güneşliğim var. Güneşliği taktım yani. İstediğim zaman kapatabiliyorum. Şöyle de buraya bir kilim serdim. Hani oğlum falan çıkıp rahat oynayabilsin diye. Böyle. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar dünden kalma zaten pırasa yemeğim ve mercimek çorbam var. O yüzden bugün de biraz yanına, bunların yanına şehriye pilavı yapayım dedim. Şöyle tenceremi bir ayarlayabilirsem. Şunu da yapalım. Suyumu bir bakayım. Altını açalım. Şöyle biraz tereyağı katacağım arkadaşlar. Şöyle böyle görebilirsem katacağım da. Ey. Biraz tereyağı kattım. Şöyle biraz tereyağı kattım. Altını açalım. Evet. Şöyle göstereyim. Ben 2 su bardağı şehriye kullandım arkadaşlar. Yıkadım şehriyemi. 2 su bardağı şehriye, yani su bardağımda şöyle klasik su bardağı şu kadar. Siz kalabalıksanız daha fazla yapabilirsiniz. 2 su bardağı şehriye, 3 su bardağı su kullanacağım. Kaynadı zaten suyum da. Şöyle biraz tereyağı koydum, onu biraz kavurayım. Biraz da zeytinyağı koyacağım. Biraz da zeytinyağı koyduk. Aslında et yapacaktım ama son anda vazgeçtim. Niye vazgeçtim? Dünden kalma bayağı pırasa yemeğim ve mercimek çorbam var. Et yaparsam şimdi onlar yenmeyecek arkadaşlar. O yüzden yine de biraz da olsa yanına değişik bir şey olsun istedim. Pirinç pilavı ben yemiyorum. Eşim çok seviyor ama ben yemiyorum. Bulgur pilavını da daha 2-3 gün önce falan yapmıştım. Aklıma da böyle arpa şehriye pilavı geldi. Bunu bu arada tel şehriyeli de yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Ben onu da denedim. O da çok güzel oluyor. Şöyle ben bir saniye arkadaşlar. Şehriyeleri yıkadım. O kadar şey olmuş ki yapışmış birbirine, dökemedim. Tek elimde kamera olduğu için sıkıntı oluyor. Şöyle biraz şeylerim kavuruyorum. Bu arada biraz salça katacağım. Şöyle yine biraz fazlaca domates salçası katıyorum. Aslında biber salçası olsa daha lezzetli oluyor da. Biber salçam bitti. Dediğim gibi kayınvalidem yapıyor benim salçalarımı her sene sağ olsun. Bu sene de öyle bir biber salçası yapmış ki arkadaşlar. Ekmeğimize sürdük sürdük yedik yani. O kadar lezzetliydi. Böyle biraz şehriyelerimi kavuruyorum. Şehriyelerim bayağı kavruldu. Şimdi 3 su bardağı ısıttığım sıcak suyumu katıyorum içine.
Bir de şöyle bir tane de klor bulyon atıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Tuzunu atacağız şimdi. Şu kadarcık da bir tuz atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu arada bu çaydanlığı aygazımın üstünde sürekli göreceksiniz. Çünkü bu benim çaydanlığım. Küçük. Eşimle bana göre tam. Kendim olsun. Eşimle kendim olsun. Hep bu çaydanlıkta çay demliyorum. Arkadaşlar küçük olduğu için. Diğeri çok büyük çünkü misafirlik kullanıyorum onu. Şöyle bir diş de sarımsak katacağım arkadaşlar. Bana kalsa daha fazla atacağım ama şehriye pilavına bilmiyorum çok da fazla katmak istemiyorum. Ve sarımsağımı da kattım. Şöyle karıştıralım. Ağzını da kapatalım. Şöyle kısık alacağım biraz. Böyle kaynıyor. Kaynasın bakalım. Yemeğim kaynarken ben de oğluma meyve suyu yapacağım. Meyve suyu derken arkadaşlar yazdan böyle vişne, işte kayısı olsun. Yani ne bulursak kiraz. Dedemin benim bahçeleri var. Oradan annem işte topluyor. Ben bazen gidemiyorum. Bazen gidiyorum. Vişneleri, kirazları toplamış arkadaşlar. Vişneleri ayrı poşete, kirazları da ayrı poşete böyle poşetleyip nofraza atmış. Sağ olsun canım anneciğim. Ben de çok seviyorum. Yani kompostu. Yaz aylarında da çok güzel oluyor. Kışın da çok güzel oluyor. Ama ben bunu daha çok oğluma hazır meyve suyu almadığım için sürekli bunlardan kaynatıyorum. Ben haftada 3 kere, 2 defa falan kayınvalidem de işte getirmiş. O da vişne yapmış. Onların da bahçeleri var. O yüzden ben oğluma şimdi bir vişne kompostusu yapacağım. Tabii ona meyve suyu diyorum. Meyve suyu olarak içiyor. Şöyle küçük bir tencere aldım arkadaşlar. Ağzını kestim. Şöyle boşaltayım içine. Böyle bir pişirimlik bir pişirimlik çok iyi oluyor. Şurada yapışmış. Eğer bu arkadaş çıkarsa. Evet. Şimdi böyle vişnelerimi koydum. Bakar mısınız arkadaşlar? Kıpkırmızı. Ay ne güzel. İçine de suyumu koyacağım. Niye çeşme suyu koyuyorum? Bizim buradan çeşmelerden nasıl desem içilen su akıyor. Yani biz çeşmeden su içiyoruz arkadaşlar. Yani hazır su akıyor çeşmelerimizde. Bakayım. Şöyle biraz daha koyayım. Kattım. Şimdi bunun içine ben biraz da şeker katacağım. Şöyle alayım. Şekerimi de katayım arkadaşlar içine. Şöyle. Şekerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şekerli seviyorsanız daha şekerli yapın. Aslında bana kalsa ben hiç atma taraftarı değilim. Şekerli yapıyorum. Kendim çok fazla içemiyorum şekerli olduğu için. Çünkü oğlum da şekerli seviyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Çocuğa zaten meyve suyu almıyorum. Bunu da şekersiz yaparsam ayıp olur değil mi? Şöyle karıştırıyorum. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Dün üşütmüşüm herhalde ben. Gerçi evde de nasıl üşüttüm bilmiyorum da. Sesim gitti ya. Sabah kalktığımda sesim yoktu. Böyle gidip gidip geliyor. Kusura bakmayın. Zaten sesim çok kalın. Gidince de iyice kötü çıkıyor. Böyle koydum. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Kaynayacak. Ne kadar kaynayacak? Bir 5 dakika. 10 dakika falan kaynayacak. Belki 10 dakikaya gerek bile yok yani. Öyle zaten suyu şu an bile kıpkırmızı çıktı. Biraz böyle şekerini falan yesin. Söndürürüm sonra. Soğuduktan sonra da oğluma bir güzel içiririm. Evet arkadaşlar pilavım pişti. Şöyle görünümü. İsterseniz siz içine baharat falan da katabilirsiniz. Şöyle ağzında bir tek elle yapabildiğim kadar. Havlu kağıt koydum ağzına.
buharını çeksin diye. Vişnemi de koydum. Daha henüz kaynamadı. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika falan kaynatır. Söndürürüm. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yemeklerim de hazır. Zaten dünden kalma dediğim gibi yemeklerim vardı. Yanına ek olarak pilav yaptım. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.